Efendim, şimdi sahneye Çağatay Sözer'i davet ediyorum. Buyurun Sayın Sözer. Hoş geldiniz Çağatay Bey, nasılsınız? Mikrofonumuz orada. Siz... Efendim... Gelmiyormuş, şimdi geliyor. Siz zirvemizin bu yılki ana konusuna vurgu yaparak söyleşi programına çok anlamlı bir başlık verdiniz. Devraldığımız ışığı teknolojiye, gelecek yüzyıla taşıyalım isimli söyleşiyi hazırladınız. Bu program CIO Turkey ile 360 derece incelenecek. Ben konuklarınızı davet etmeniz için mikrofonu size bırakacağım. Bir saatlik bir süremiz var efendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Her zamankinden farklı bir içerikle karşınızda olacağız. Bir moderasyon ya da sunum olmayacak. Birbirimize soru sorarak devam edeceğiz. Aytinka'dan Ertuğrul Bey, sizi davet ederek başlayalım. Merhaba. Kürsünün kalkmasına çok sevindim. Yoksa siyasete girmeyi düşünebilirdim. Tam yeri. Ertuğrul Bektaş, Aytinka İnovasyon kurucu ortaklarındanım. Aytinka bir grup şirketi ve bugünkü bu çalıştayda da sponsor firmalardan biri. Gururla bunu yapıyor. Bununla beraber hem bilgi teknolojileri alanında, hem IoT alanında, hem de savunma sanayi alanında çalışan 3 ayrı kurumumuz var. Ve toplamda da 400 ekip arkadaşımızla beraber hem Türkiye'ye hem de yurt dışına katma değerli hizmetler ve ürünler sağlıyoruz. Tabii bunu yaparken de bu ekibin çalışan oranlarına baktığımızda %47'sinin kadın çalışan arkadaşlarımız olduğunu görüyoruz. Bu Türkiye'de en yüksek oranlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Hem sektör açısından hem de Türkiye'deki tüm insan kaynakları ölçeği açısından. Tabii ki Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında devraldığımız ışığı bir sonraki yüzyıla taşırken ilk yüzyılda kuruluştan itibaren kadın liderliğin etkisini ve kadınların gücünü hep gördük. Bugün de bunu görmek ve beraberinde de hem iş hayatımızı hem de ülkemizin geleceğine katkılarını sağlamaya bir hedef olarak kendimize de aldık. Benim sorum Elif Hanım'a olacak. Kendisine şu soruyu sormak istiyorum aslında. Burada sorsam olur mu? Hoş geldin. Ses alabilir miyiz? Şey açık mı? Evet, tık tık yapacağız. Evet, ses geliyor. İkinci yüzyılda kadın liderliği açısından kadınların hem ekonomide hem iş dünyasında hem de ülke yönetimindeki etkisi açısından nasıl bir yüzyıl olacak? Türk kadını neler başaracak? Sizden dinleyebilir miyim? Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için Ertuğrul Bey. Herkese merhaba. Balparmak şirketinde çalışıyorum. IT müdürüyüm orada. Konu çok hassas bir konu. Fark ettiyseniz ağır bir konu. Ve şu an baktığım zaman burada kadın popülasyonu fena değil. Yan tarafı bilmiyorum ama. Ama genelde ben bu şekilde bir ortam görmüyorum. Biliyorsunuz azınlığız teknolojide maalesef. Bunun çok farklı etkenleri olduğunu düşünüyorum. Bir kere ataerkil bir kültüre sahibiz. Ve teknoloji nedense hep erkeklerle bağdaştırılmış. Ve bizim bu ikinci yüzyılda kadınların daha etkin ekonomide, kurumlarda üst düzey yönetici olabilmeleri için game changer hamleler şöyle bir tane falan değil, birden fazla hamle yapmamız gerekiyor. Çünkü kırmamız gereken çok fazla zincir var biz kadınlar olarak. Ben iş hayatına yaklaşık 23-24 sene önce başladım. IT sektöründe başladım ve 50 tane erkeğin olduğu bir ortamda çalıştım. Çok zorlandım gerçekten. Çok da gürültü var burada. Salonda beni duyuyorsunuzdur inşallah. Ben çünkü dinlenmeyi çok seviyorum. O yüzden beni dinlerseniz ben de çok mutlu oluyorum. Burada çünkü her zaman göremeyeceğiniz bir profil çizmeye çalışıyoruz biz CIO Turkey olarak. Nedir? Kadın teknolojideki kadınların yerini göstermek istiyoruz ve neler başaracağımızı anlatmak istiyoruz. Şimdi bizim en büyük sıkıntılarımız nedir? Bunu aşmamız gerekiyor Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında.
Bize çok görev düşüyor. Her zaman olduğu gibi zoru başarmak yine kadınlarda. Biraz böyle feminen bir yaklaşım oluyor. Şirin Hanım bilir beni, hep böyle konuşuyorum. Neden? Çünkü ataerkil dedik. Onun dışında yasal kotalardan çok bahsedenler oldu. Yasal kotalar mı olmalı? Olmalı mı, olmamalı mı? Çok tartışıyoruz aramızda. Yasal kota gereği eğer bir yönetim kuruluna sadece o koltuğu doldurmak için bir kadın konuluyorsa biz bunu kabul etmiyoruz. Buradaki tüm teknoloji kadınları adına konuşmak istiyorum. Gerçekten yetkinliği olan kişinin orada oturması gerektiğine inanıyorum. O kişi erkek de olabilir, kadın da olabilir ama kadın kotası konulacaksa yetkin personel konacak oraya. Yetkinlik çok önemli. Maalesef eğitimde çok çok kadınlar farklı yönlere devriliyor. Herkesin annesi demiştir, kadınlara soruyorum, öğretmen olsaydın keşke. Maalesef bu yaklaşımla biz teknolojide kadınların ya da üst yönetimde kadınların konumunu yüceltemeyiz. Yasal kota dışında yapmamız gereken bir şey de eğitim. Eğitim çok önemli. Geçenlerde bir şey izledim. Orada şöyle bir şey vardı. Bir hanımefendi konuşuyordu. İsmini hatırlamıyorum. Çok özür dilerim. Yaşlandım da hatırlamıyorum gerçekten. Şöyle bir şey dedi. Bir okulda teknoloji dersinde bir gözlem yapmışlar. Kızlı erkekli bir teknoloji sınıfı. Öğretmen teknolojiyle ilgili soruları sadece erkeklere soruyormuş. Bu bir gözlem Türkiye'de. Ne kadar yanlış. Bilgisayar oyunu oynayabiliyor diye erkekler çok düşkünler diye bilgisayar biliyor olabilirler mi? IT öyle bir şey değil ki artık. Ya da teknoloji öyle bir şey değil. Biz bu şekilde yaklaşmıyoruz. Her şey değişti. Özellikle pandemiden sonra biliyorsunuz IT çok güzel cilalandı. Burada teknolojide, IT'de birçok alanda kadınların gerçekten çok başarılı olacağına inanıyorum. Azınlık olduğumuz için çekinmememiz gerekiyor. İnşaatta da, başka alanlarda da. Bana ilk girdiğimde helpdesk'e kasa taşıtmamışlardı. Çok kızmıştım. Kadınım diye, ağır gelecek diye. Öyle bir şey yok. Biz her şeyi yapabiliriz bir kere. Teknoloji de artık şuna evrildi farkındaysanız. Detay işi. Detay işi bizim işimiz. Biz detayı çok seviyoruz. Sadece makine kurmak değil, inovatif etkilerle diğer bölümlere bulunduğumuz kurumu daha da yüceltmemiz gerekiyor. Bunu kadınlar çok daha iyi yapabiliyor. Erkekleri kötülemek için söylemiyorum. Bu işte varız demek istiyorum. Bu işte başaracağız diyorum. Bu işte güzel işler yaptığımızı söylemek istiyorum. Ve yapacağız da. Burada eğitim çok önemli. Özetle şunu söylemek istiyorum. Kadınların daha fazla eğitimde, teknoloji içerisinde ya da farklı yerlerde konumlanması, stratejik kararlar alınan yerlerde, yönetim kurullarında yer alması gerektiğini düşünüyorum. Ve burada cinsiyet ayrımcılığının yapılmaması gerektiğini, sadece yetkinlikle ilerlenmesi gerektiğini, bazen de yetkinse, iki kişi varsa pozitif ayrımcılığı elbette ki yapıyor olmanızı diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Çünkü arkada arkadaşlarım var. Onlar da konuşacaklar ve bir kadın yönetici arkadaşım gelecek. Sıradaki arkadaşım, davet edebilir miyim kendisini? Başak, hoş geldin. Hoş bulduk. Sana sorum da yine Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında çokça lazım olacak dijital liderlerin temel özellikleri sizce ne olmalıdır? Belki kadınlara da değinirsin biraz. Bir miktar, evet. Bir miktar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhabalar. Öncelikle böyle güzel bir organizasyonda bizleri bir araya getirdiği için organizasyon ekibine çok teşekkür ediyorum. Elif Hanım'ın konuşması çok güzeldi. Şu an zor bir noktadayım bence. Çünkü güzel konuşmaların arkasında genelde böyle biraz daha yüksek beklenir ama o kadar çıkamayacağım diye düşünüyorum. Dijital dönüşüm tarafında Olgun Çelik olarak biz şu an oldukça önem veriyoruz. Bu konuya çok ciddi bir şekilde yaklaşıyoruz.
Biz genel anlamda dijital dönüşümün bir yolculuk olduğuna inanıyoruz. Buna şirket bazında inanmaya çalışıyoruz. Bunu güdülemeye çalışıyoruz. Dijital dönüşüm bize göre bir sonuç değil, bir süreç. O yüzden de bu süreci gayet iyi yönetecek yetkin dijital liderlere ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. O yüzden bizim gerçekten çok önemsediğimiz konulardan bir tanesi de bu. Genel anlamda baktığımız zaman liderlerden beklediğimiz özellikleri bence dijital liderlerden de beklemek bir haksızlık sayılmayacaktır. O yüzden bizim dijital liderlerden beklediğimiz öncelikle yüksek bir iletişim becerisi. Çünkü bizim için yaptığımız iş ne kadar teknik olsa da aslında birebir de çalıştığımız süreç sahipleri için iş o kadar da teknik olarak anlaşılmıyor. O yüzden yaptığımız şeyin başarıyla sonuçlanabilmesi için mükemmel iletişim becerilerine sahip olmamız gerekiyor. Biraz daha anlaşılabilir kılmak, konuları biraz daha kabul edilebilir hale getirmek, orta noktada buluşmak için bu becerilerin bence bir dijital liderde mutlaka olması gerekiyor diye düşünüyorum. Strateji geliştirebilmeliyiz. Çünkü projeler içerisinde stratejilerimizi sürekli hizalamalıyız. Bunlarda problem çıktığı zaman esnek olabilmeliyiz. Bu esnekliği sağlamadığımız durumlarda çünkü içeride projeyle alakalı bir tedirginlik oluşmaya başlayabiliyor. Ki böyle riskli süreçleri yönetebiliyor olması lazım bir dijital liderin. Aksi takdirde projenin başarılı bir şekilde ilerleyebilmesi için o stressiz ortamı sağlayamıyoruz ne yazık ki. Güvenlik bakış açısı yine oldukça önemli. Biz dijital liderler olarak yaptığımız işin güvenlik tarafında nelere dokunacağı, nasıl açıklar vereceğimiz ya da bu açıkları nasıl kapatacağımızı mutlaka sürekli projenin içerisinde gözden geçiriyor olmamız gerekiyor. Ne yazık ki belirsiz bir dünyada yaşıyoruz şu an. Belirsizlik yönetimi çok büyük bir iş bizim için. O yüzden mutlaka belirsizlik yönetiminde de bir miktar uzmanlaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde yeniliklere uyum sağlayabiliyor olmak gerekiyor. Çünkü her gün farklı bir teknoloji çıkıyor karşımıza. Proje içerisinde bir update geliyor, bir upgrade geliyor. Bunların hepsini mutlaka takip edebiliyor olmamız lazım. Yani gerçekten işimiz çok zor. Burada değişim yönetimi tabii ki. Bizim en çok zorlandığımız şeylerden bir tanesi şu. Değişim aslında kültürü de değiştirmeyi gerektiriyor. Yani şirket kültürünün içerisine dijital dönüşümle alakalı bir o önemli katkıyı eklemediğimiz zaman kesinlikle projeler başarılı bir şekilde ilerleyemiyor. O yüzden mutlaka dijital dönüşüm içerisinde dijital liderlerin kültüre etki edebilecek seviyede bir girişim yapmaları gerekiyor. Kesinlikle hani bu konunun atlanmaması lazım. Çünkü dediğimiz gibi dönüşüm bir süreç. O yüzden o sürecin devamlılığını sağlayabilmek için de kültürün içerisinde mutlaka onu işlemek gerekiyor. Tabii ki cesur olmalıyız. Tabii ki risk almalıyız. Bunların hepsini kararında yapmalıyız diye düşünüyorum. Az önceki Elif Hanım'ın konuşmasına atıfta bulunmak adına dijital liderler bence çok güzel oluyor kadınlardan. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü bu özelliklerin hepsini biz ev hayatımızda, iş hayatımızda her yerde barındırıyoruz. O yüzden de dijital liderlik kısmında da yolumuzun çok açık olduğunu düşünüyorum. Ve hem cinslerimin de yine sizlerin de bu yolda çok güzel ilerlediğimizi düşünüyorum. Son noktada dijital araçlar da çok iyi konumlandırmalı. En azından bu konulardan anlamalı. Çünkü süreç sahiplerinden de aslında dijital liderler çıkabilir ki çıkmalı diye de düşünüyorum. Aksi takdirde projelere sadece bir hani proje paydaşı gibi davranıyorlar. Yani çıktıdan faydalanacak insan olarak yaklaşabiliyorlar. Ama süreç sahipleri tarafından da dijital liderlik kavramını sahiplenecek insanlar yarattığımızda kendimize o zaman projeleri gerçekten sahiplenerek sonuca doğru hızla götürebiliyorlar. O yüzden mutlaka teknoloji okuryazarlığının da bir dijital liderde özellikle de IT tarafında değilse olması gerektiğine inanıyorum. Bu kadar dönüşüme bahsetmişken benim de sorum Sayın Nigar Ünlü'ye olacak. Buyurun. Benim de size sorum şu şekilde. Tecrübelerinize dayanarak dijital dönüşüm başlığında başarıya ulaşmak için en kritik 3 başlık sizce nedir? Ben teşekkür ederim. Çalışıyor mu?
Tamam galiba. Bu arada arka arkaya farklı kadın çalışma arkadaşlarımla beraber konuşuyor olmak da beni çok mutlu ettiğini söyleyebilirim. Siz de biliyorsunuz ki dijital dönüşüm aslında burada baktığımızda birçok arkadaşımız her projenin içerisinde yer alarak devam ediyor. Ana hedeflerimiz de aynı, verimliliği arttırmak, şirket kültürünü devam ettirmek, rekabeti arttırmak, manuellikten uzaklaşmak ve teknolojik süreçleri de aslına bakarsanız şirkete dahil etmek. Bununla beraber de aslında birçok kullandığımız teknoloji var. Yapay zekaları, veri analitiğini, IoT'leri, RPA'leri, sistemleri kendi içimize dahil edip ilerletmek istiyoruz. Bunun şirkete kattığı artılar kadar tabii ki zorlukları da söz konusu. Bizim için dikkate aldığımız aslında üç ana başlık dikkate alıyoruz. Bunlardan birisini söylediğimizde odaklılık ve ana hedef diyebiliriz. Çünkü doğru hedefi seçmek, doğru analizi tasarlamak, analizi yaparken odaklılığımızı kaybetmemek çok önemli. Bunun sonunda da doğru projeyi doğru KPI'lerle değerlendiren dijital yöneticiler bizler oluyoruz. Hedeflerimize doğru odaklanabilmek için de tasarımı doğru planlamamız ve analizleri net plan yapmamız gerekmekte. Biz geniş ve pahalı bir dijital teknolojiyi yönetirken aynı zamanda odaklılığı, ölçülebilirliği ve değerlendirmeyi de dikkate alarak ilerliyoruz. İkinci konumuz olarak yönetici liderliğini ve bağlılığını dikkate alabiliriz. Çünkü birçok projemizde asıl önemli konulardan biri de yönetici bağlılığını dikkate almak ve doğru dijital lideri seçmek. Projelerin başarı oranını 2,5 kat kadar arttırdığı da görülmüştür. Bu noktada projeler sırasında yaşadığımız konflikler, departmanlar arası çıkar farklılıkları, yaşanılan sorunlar, bunları çözmekte güçlü bir lider önemli rol oynar. Siz de biliyorsunuz ki dijital dönüşüm projeleri çok hızlı başlar, tüm departmanlar çok aktif yer alır ama zamanla analizi proje ilerledikçe canlı geçiş aşamasına geldiğinizde o odaklılığı kaybetmiş bulursunuz. Bu noktada o liderin hızlı karar verme metodolojilerini kullanarak şirketi de artıya taşıdığı görülmektedir. Çünkü şirketler rekabet artıyor, pazar payı artıyor. Bununla beraber de doğru odak noktasında doğru projelerle, güçlü liderlerle doğru sonuçlara odaklanabiliyoruz. Bununla alakalı Amazon lideri Jeff Bezos'un kendi ortaklarına 2016 yılında mektupla ilettiği bir sözü size aktarmak isterim. Eğer yönünüzü doğru tarafa çevirmede iyiyseniz hata yapmak sandığınızdan daha az maliyetli olabilir. Öte yandan yavaş davranmak kesinlikle daha maliyetlidir. Üçüncü olarak da şirket kültürünü uyumlamak diye söyleyebiliriz. Çünkü muhtemelen dijital dönüşüm projelerinde insan odaklılığını kaçırıyoruz. Çünkü strateji önemi kadar insan kültürü de çok önemli. Yapılan projenin şirket kültürüne uyumluluğunu sağlamak, bunu yaygınlaştırmak ve bununla beraber de şartlarımız eşit olduğu takdirde pazarda en hızlı aksiyon alan, kültürü en hızlı yaygınlaştıran aslında firma fark yaratıyor haline gelecektir. Peter Drucker'ın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Kültür stratejiyi kahvaltı niyetine yer. Teşekkürler. Bir sonraki sorumu Selçuk Erdem Bey'e yönetiyorum. Serdar. Merhabalar. Merhaba. Selçuk Bey, gelecek yüzyıla temiz bir dünya bırakmak için devletler ve kurumlar yeni regülasyonlar çıkarıyor. Bunlarda en önemlisi de karbon ve su ayak izi. Bu noktada sizi dinlemek isteriz. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de biraz çevresel risklerden, yeni yüzyıldaki çevresel risklerden ve Aitinka İnovasyon Bölümünün bunu nasıl ele aldığıyla ilgili sizlere bahsetmek istiyorum. İsmim Serdar Erdem. Aitinka İnovasyon'da genel müdür yardımcısı, hem IoT tarafında hem de yazılım geliştirme tarafında genel müdür yardımcısı olarak görev alıyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bir sorumluluğumuz da gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak olduğunu düşünüyoruz. Burada tüm faaliyetler, kurumların, markaların, şirketlerin yaptığı tüm faaliyetler bir karbon ayak izi oluşturuyor. Yani bir gaz salınımı oluşturuyor ve bunlar tümü karbon ayak izini oluşturuyor. Bunların uluslararası platformda karbondioksit karşı eşdeğerlerinin hesaplanması ve yönetilmesi önemli bir şey. Geliştirdiğimiz bir yazılımla şirketlerin karbon ayak izi envanterini oluşturması, bunları raporlaması, yönetmesiyle ilgili ciddi bir altyapı sunmaya çalışıyoruz. Burada önemli olan kırmızı noktaların belirlenmesi, yani riskli olan konuların belirlenmesi ve şirketin
daha sürdürülebilir şirketlerin, kurumların veya ülkelerin bu noktalara, kritik noktalara müdahale etmelerini sağlamalı. Hatta arkadan AI ile birlikte onlara yapacakları işlerle ilgili de önerilerde bulunmak amacındayız. Tabii burada tekil olarak bir çalışma yapmak çok biraz zor. Yani bu bir ağ. Tedarik, yani kullandığınız yakıt, kullandığınız lojistik firmasının taşımak için kullandığı yakıtlar, enerjiler vesaire tüm paydaşlar karbon ayak izini oluşturuyor. Bunun için burada blockchain teknolojisini kullanıyoruz. Blockchain teknolojisi bize bir ağ altyapısı altında bunları daha iyi yönetmeyi sağlıyor. Bir taraftan temiz enerji üretiminin de özendirmek gerekiyor. Bu platformda temiz enerji üretenlere ve karbon ayak izi üretenleri ürettiklerini bir puanlama sistemi, kredi sistemine dönüştürmesini sağlıyoruz. Daha sonraki şeyde yol planında bunların değişebilir olması, yani temiz enerji üreten şirketin elinde fazla kredi oluştuğunda bunu karbon ayak izini fazla olan bir şirkete ücretle satabilmesini sağlayan bir altyapı olacak. Bunlarla ilgili yurt dışı bağlantılar ve çalışmalar devam ediyor. Bu dünyanın daha yaşanılabilir tutulabilmesi için önemli bir katkı olarak görüyoruz bunu dünyaya. Tabii bununla birlikte su ayak izi de çok önemli. Özellikle tarımda suyun kullanımı ülkemizde de çok kritik bu. Gitgide su miktarı azalıyor ülkemizde. Dünyada da bir özellikle Avrupa'da geçen sene ciddi bir kuraklık oldu. Türkiye'de de aynı şekilde. Suyun özellikle tatlı kullanılabilir temiz suyun kullanımı çok kritik. Aynı şekilde bunların raporlanması, kritiklik düzeyinin belirlenmesinin sınıflanması ve bunlarla ilgili aksiyonların da takibi aynı yazılım içinde yapılabiliyor. Aslında kısaca anlatmak istediğim bunlar. Gençlerimize daha yaşanılabilir dünya bırakmak için biz de elimizden bu şekilde teknolojiyi kullanarak gereğini yapmaya çalışıyoruz. Ben de bundan sonra konuşmak için Hakan Bey'i davet ediyorum. Gençlerimize daha temiz bir dünyayı bırakmaya çalışıyoruz elden geldiği kadar. Z kuşağı aslında bizlerle beraber çalışmaya başladı. Alfa kuşağı da sırada geliyor. Bu gençler hem çalışma hayatına hem de teknoloji sektörüne neler getirecek sizce? Bu konuda fikirlerinizi almak isteriz sizden. Teşekkür ediyorum. Serdar Bey'e çok teşekkürler. Sesim geliyor diye düşünüyorum. Herkese merhabalar. İsmim Hakan Topal. Saya Grup'ta Bilgi Teknoloji Direktörü olarak çalışmaktayım. Şimdi Çinlilerin çok güzel bir atasözü var. Diyorlar ki değişim rüzgarı estiğinde bazıları duvar örer, bazıları da gelir arkasını rüzgar gibi alır, bir rüzgar gülü örer. Biz istesek de istemesek de her şey değişiyor şu an. Hayat değişiyor, şartlar değişiyor ve gençler de geliyor. Ve bu gençler teknolojiye geldiklerinde baktığımızda teknoloji altyapılarıyla, kendi bilgileriyle, birikimleriyle bazı şeyleri derinden değiştirecekler. Öyle bir değişiklik olacak ki 20 sene sonra bu salondaki kimse yaptığı işten emekli olamıyor. Çünkü öyle bir iş yok artık, kalmamış olacak veya yaptığımız işlerin hepsi bir başkalaşım geçiriyor. Başkalaşım geçirecek. Şu an benim çocuğum 9 yaşında, %65'i, şu anki çocukların o yaş grubunun %65'i daha icat edilmemiş bir işle uğraşacak. Ve yeni işler, yeni teknolojiler ve bunlar yeni insanlarla olacak. Şimdi bu gençlere baktığımızda alfa kuşağı, z kuşağı, y kuşağı vesaire karşımıza şu geliyor. Bir, bunlar çok iyi teknolojiyi kullanıyorlar. Hakikaten bizim çocuğun elinde telefon devamlı var, onunla doğdu. Ben şimdi ona desem ki ben üniversiteden telefon elime geçti, anlayamaz bunu, düşünemez. Tolga nerede? Tolga diyordu böyle toplu mouse. Ha, toplu mouse olayı gibi yani. Mouse'u toplu olanlar veya işte 56K modem. Şimdi bilemezler bunları. Şimdi şeye baktığımızda da gençler teknolojiyle iç içe geliyor. Daha çok teknoloji kullanacaklar. Her departman, her alanda kendi bu alanlarında kullanılacak. Bu teknoloji olarak yatırımımızı yapacağız. Bir, iki, bu gençler evden çalışma, uzaktan çalışma, proje bazlı çalışma. Gel de onları anlat. Şimdi 7/24 biz işte ofislerde çalışıyoruz, şunu yapıyoruz. Anlatamazsınız. Artık böyle bir dünya yok. Bütün tamamen her şey değişti. Artık proje bazlı, uzaktan çalışma, pandeminin bizim IT sektörünü en az bir 5-10 sene fazladan yükseltmesiyle beraber bunlar hayatımıza girdi. Daha da girecek. Bu gençler
hemen zengin olalım. Hemen evraka bir şey buldum. Kafama bir şey düştü, elma düştü. Şunu yapalım, bir app yapalım. Parayı götürelim. İnovasyona çok açıklar, çok güzel. Ama 100 tane inovasyon varsa 99'u fail oluyor. Bir tanesi sadece başarılı oluyor. Ama bu gençler yatırım yapmaya, inovasyon yapmaya daha fazla yatırımlar istiyorlar. Bu gençler çevreye daha fazla duyarlı, bizim gibi değil. Biz onlara çevreye batırdık, verdik. Şimdi onlar daha fazla çevreyi, nasıl diyeyim, iyi kullanmaya çalışıyorlar. Mümkün olduğu kadar daha duyarlılar. Bizim gibi değiller. Çevre duyarlı önemli olacak. Biz yaşlanıyoruz. Ben ilk işe başladığımda benim yaşımdaki kişileri görünce vay dedim, bu emekli olmuş artık, hayatı geçmiş gözüyle bakarken ben şu an aynı yaşta çalışıyorum. Ve insanların yaş grubu artıyor, yaşlanma artıyor ve bununla beraber olarak sağlık ve bakım sektörleri de özellikle teknolojik tarafta ileride gelişecek. Bununla alakalı uygulamalar, teknolojik yatırımlar artacak. Bizim gençler özellikle bizlere bakmak için bu alanlara ister istemez dahil olacaklar. Yine gençlere baktığımızda artık her şey çok açık. İnternetten anında öğrenebiliyorsunuz. Bizim bu topraklara renkli televizyon 40 sene sonra geldi, icatından sonra. 40 sene. Şimdi şu anki dünyamızda böyle bir dünya yok. Yani bir şey çıkıyor Amerika'da, ertesi gün burada. Böyle düşündüğümüzde bilgiye herkes erişebiliyor, anında erişebiliyor ve bu kuşak da bilgiye zaten aç bir kuşak, istediği zaman istediği bir şekilde öğrenebiliyor. Yine bu gençlere baktığımızda dediğim gibi çevreye duyarlı, teknolojik altyapıyı kullanabilen, dışarıdan çalışmaya niyetli, proje bazlı çalışmaya niyetli, çok böyle sıkıntıya gelmez. Biz eskiden birisi şuradan şuraya atla dediğinde biz amuda kalkarak atlamaya çalışıyorduk. Şimdi gençlere dediğinde şuradan şuraya atla, önce sen bir atla ben bir bakayım. Ver bir elini, olmadı beraber at. Yok, önce sen bir atla, sonra biz beraber bir bakarız, atlarız, o moddalar. Doğrusunu yapıyorlar. Bizim yaptığımız belki yanlış, işte kuşak farkı böyle bir şey oluyor. Ama hakikaten bu gençler teknolojiye, bu ülkeye, bu topraklara yön verecek olan insanlar. Ve biz bunları bence bu sınırlardan, bu topraklardan kaçırmamamız lazım. Çünkü bu gençler teknolojik olarak baktığımızda dijitalleşmeye çok yakınlar. Teknolojiye bizlerden çok daha hakimler, çok daha işin içindeler. Bu onların bu bilgi birikimini arttırıp daha fazla bizim hayatımızı kolaylaştıracak projelerde bence kullanmamız lazım diye düşünüyorum. Ama baktığımızda şöyle bir durum var ki bazı ekonomik durumlar, kültürel durumlar, dijitalleşme, aklımıza ne diyorsak bunlardan dolayı şu an biz onları, bazılarını elimizden kaçırıyoruz. İster istemez bir yurt dışına bir beyin göçü oluyor. Bu da bence en büyük sıkıntılardan biri. Hemen burada beyin göçü devreye girmişken benden sonraki arkadaşım Selahattin Bey, Ciner Yayın Grubu'ndan Selahattin Bey'e sormak istiyorum. Acaba bu beyin göçünü nasıl geri çevirebiliriz diye sormak istiyorum. Merhaba. Selahattin İmamoğlu, Ciner Yayın Holding, Bilgi Sistemleri ve Dijital Yayınlar Genel Müdürüyüm. Bir kere beyin göçü konusu çok zor bir konu ve bunu durdurmak yerine aslında ya da terse çevirmek yerine aslında buradaki doğru tespit bizim beyin göçünü bir kere azaltmamız lazım. Azaltmak için neler yapmamız gerektiğini veya ne tür hatalar yaptığımızı önce bir tespit etmemiz gerektiğini ve işte bunlar için kısa vadeli değil uzun vadeli çözümler üretmemiz gerekiyor ve onları üzerinde çalışmamız gerekiyor. Yeni olan bir konu değil beyin göçü. Türkiye zaten 70 senedir bir göç veriyor ve bu sadece Türkiye'ye özgü bir durumda değil son yıllarda. Özellikle pandemiden sonra güney ülkelerden kuzey ülkelere olan bir göç. Bu durumda bizim yapmamız gereken, evet, ne yapabiliriz bunun için, neyi bozduk? Özellikle pandemiden sonra 3 tane temel konumuz var burada dengesini bozduğumuz. Birincisi ücret konusu, ikincisi bozulan konu iş yaşam dengesi. Bir de üçüncü olarak bozulan konu bir kere insanların mesleki tatmin konusu. Ücret bir kere şey tarafında pandemiyle beraber kısa süreli uzaktan çalışma konu şeyimiz
kısa süreli uzaktan çalışmaya başladık. Daha sonra biz bunu hibrit çalışmaya döndürdük. Ve hibrit çalışmadan sonra sürekli olan ve evden çalışarak sürekli bir evden ve uzaktan çalışmaya döndüren bazı şirketlerimiz oldu. Bunlar farklı bir örnek oldu ve bu örneklerden önce çalışanlarımız etkilendi. Etkilenen çalışanlarımız bizi zor durumda bırakmaya başladılar. Özellikle çünkü onlar hem uzaktan çalışmak istedi, bunun konforunu, kendi iş yaşam kalitesine katkıda olduğunu fark etti ve yurt dışından da bazı avantajlarla bunu katkıda bulunmak istediler ve kendi ücretlerini arttırmaya başladılar. Ücret konusu böylece hem enflasyonist bir ortam olmasından dolayı hem yurt dışı avantajlarından dolayı ya da işte oradaki fırsatlarından dolayı bizim de dengemizi bozdu. Teknolojik departmanlar daralmaya başladı ve bizim artık Ar-Ge ve proje geliştirme gibi konularda daha az kaynak ayırmaya başladık. Rekabetçi olmaya çok zorladı bizi ve biz elimizdeki nitelikli insanları kaybetmeye başladık. Bütün bunlar olunca dediğim gibi 3 tane ana unsurumuz vardı. 3. unsur da bir kere kişisel tatmin ya daha doğrusu mesleki tatmini biz çok arkada tuttuk. İş geliştirme ve Ar-Ge konularına geride kaldığı için insanlar mesleki olarak da tatmin olmamaya başladı çalışanlarımız. Bu durumda aslında evet bütün bu benim bu açıkçası bunlar bizim kendi içimizde olan tespitlerimiz. Biz bunlar için ne yapabiliriz gelecek olursak bir kere önce yapmamız gereken benim düşüncem ücret konusunu çözmemiz gerekiyor. Ücret konusunu nasıl rekabetçi olacağız? Ücret konusunda yapmamız gereken işlerden birisi aslında Ar-Ge ve tekrar Ar-Ge ve iş geliştirmeden daha fazla faydalanmamız gerekiyor. Buradaki hem kişisel mesleki tatminini çözmüş olacağız hem de bu projelerden eğer ki fonlar ve kamuda olduğu gibi bazı işte döner sermaye olabilir ya da vakıf gibi bazı ek ödenekler sağlanırsa işte uzun vadeli kariyer planlamalar sağlanırsa biz burada çalışanlarımızı tekrar geriye döndürebiliriz ve onlara bir kariyer planlaması veya ücret politikasında destek olabiliriz. Bunun aynı şekilde bakacak olursak enflasyonist ortamda arkadaşlarımız şeye yapmaya başladı. 6 aylık ücret zamlarını bile beklemeden arada şey yapmaya başladılar. İş aramaya başladılar ve biz bu şekilde de çok arkadaşlarımız geleceği satın almaya başladılar. Çok fazla arkadaşımızı kaybettik bu şekilde. Dediğim gibi bizim burada hem kişisel mesleki Ar-Ge'ye destek vererek hem ücret hem de mesleki olarak destek verebiliriz. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Biz uzaktan çalışmayı artık kabullenmemiz lazım. Biz teknoloji departmanları biz bunu kabul ettik ama şirket yönetimlerine de bunu tamamen benimsemek zorunda olduğunu düşünüyorum. Bütün bunlara eğer ki birbirine desteklerse biz bunlara arkadaşlarımıza daha fazla tutmaya, gençlerimize Z kuşağı, Y kuşağı neyse artık kuşaklarımız onları daha fazla tutmayı başarabileceğimizi düşünüyorum. Açıkçası çok güzel bir ülkemiz var. Bunun için işte gençlerimizi biz kendi içimizde tutmamız gerekiyor ve onlar da bu güzellikleri yaşamaları gerektiğini düşünüyorum. Bir sonraki sorum da arkadaşımız Şirin Aktaş. Acaba gelecek sorum şu, gelecek yüzyıl için sektör ile akademi arasında nasıl bir işbirliği kurulabilir, nasıl devam edebiliriz? Tamam, teşekkür ederim. Ses geliyor değil mi? Tamam. Merhabalar herkese, Şirin Aktaş ben. Edernet'te CIO olarak görev yapıyorum ama aynı zamanda bir ayağı akademide olan bir teknolojistim. İki nedenle, belki üç nedenle. Bir tanesi doktoramı yapıyorum ben, doktor öğrencisiyim. Henüz bir tez izlemenin devam ettiği bir araştırmam var. Aktif bir öğrenciyim aslında. İkinci neden de aslında aynı üniversitede öğretim üyesiyim. Bu da benim ekstra aslında olarak yaptığım tamamen sektörle
üniversite işbirliği adına özverili bir şekilde yapmaya çalıştığım aslında bir faaliyetim, bir etkinliğim. Üçüncü olarak da aslında yine YASED'in Teknoloji ve İnovasyon Çalışma Grubu Başkanıyım. Bu anlamda da özellikle üniversite içindeki ARGE merkezlerinin sorunlarını anlamaya, dinlemeye ve burada da hem üniversite içinde hem sanayide hem de aslında kamuda bunların çözümü için faaliyet göstermeye çalışıyorum. Yani bu üç başlıkla aslında bu konuyu kendime seçtim. Ama sadece bu nedenle bu konuyu kendime seçmedim. Neden üniversite sanayi işbirliği diye baktığımızda şunu görüyoruz. Biz kendi üniversitelerin toplumsal, daha doğrusu sanayinin, rekabetin toplumsal evrimleşmesine baktığımızda 60'ları üretim yılı olarak görüyoruz. Yani üretim yapan rekabette üstünlük kazanıyor. 70'lere geliyoruz, maliyet. Maliyet konusunda avantaj sağlayan rekabet avantajı kazanıyor. 80'lere geliyoruz, kalite. Hepimiz biliyoruz 80'ler kalite yılıydı. Ve kalite konusunda iyiyseniz rekabette avantaj sağlıyorsunuz. 90'lar hız diye geçiyor. Geliyoruz 2000'lere bilgi. Bilgi çağı diyoruz 2000'e. 2010'a geliyoruz, inovasyon. Sonra geliyoruz, içinde bulunduğumuz 10 yıllarda dönüşüm yılları. Dönüşüm yıllarına geliyoruz. Değişik dönüşümler var. Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, şu dönüşüm, bu dönüşüm. Aslında bir dönüşüm yaşamaya çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz 10 yılda da dönüşüm yaşıyoruz. Son 3-10 yıla baktığımızda bilgi, inovasyon ve dönüşüm. Bunların hepsinin merkezinin, aslında hepsinin bilgiyi üreten kaynağının üniversiteler olduğunu görüyoruz. O yüzden sanayinin üniversitelerden uzak kalmaması gerektiğini, eğer bir rekabette avantaj sağlamak istiyorsa üniversitenin üniversiteyle kol kola girmesi gerektiğini çok net görüyoruz diye düşünüyorum. Aslında bu bir önceki meslektaşımın da sorusuna da cevap veriyor. Bir yandan da onlar yetenek havuzları. Yani biz o yetenek havuzlarından ne kadar faydalanıyorsak, oradaki yeteneklerimize, sanayimizde, endüstrimize ne kadar sahip çıkıyorsak, o kadar da aslında yine rekabette ileri gidiyoruz. Yine aslında birçok sorunumuzun da çözümünü direkt orada bulabiliyoruz. Bu anlamda ben bunu çok değerli buluyorum ve gelecek yüzyıla da biz akademimize ne kadar sahip çıkarsak gelecek yüzyıla da o kadar aydınlatabileceğimize inanıyorum. Biz profesyoneller olarak bunun neresindeyiz? Aslında kendimden birkaç örnekle başladım. Bence tam göbeğindeyiz. Çünkü biz ihtiyacın olduğu noktadayız. Biz aslında bilginin de olduğu noktadayız. En son YASED'le yaptığımız çalışma gruplarından bir tanesinde yapay zeka meslek haritalama çalışması yaptık mesela. Bu 2021-2025 ulusal yapay zeka stratejisini desteklemek amacıyla yapılan bir çalışmaydı. Kamunun bir çalışması, devletin bir çalışması ama bir yandan meslek haritalaması yapan biz profesyoneller varız, bir çalıştay yapıyoruz. Ama bu mesleklere sahip olan öğrenciler ya da profesyoneller nerede yetişecek? Üniversitelerde. Aslında bu ihtiyacı gidip üniversitelere teslim ediyoruz ve teslim etmek zorundayız. Yani biz bunun göbeğindeyiz çünkü ihtiyacı biliyoruz. Yani biz üniversiteden bağımsızız, artık mezun olduk, bitti diye asla düşünemeyiz. Biz oradayız ve orada olmak zorundayız. Üniversiteleri beslemek zorundayız. Bu anlamda tabii üniversitelerin başka bir özelliği de var. Startuplara kucak açıyorlar. Yani startuplara kucak açtıklarında yine bir ulusal politika olarak da startupları, girişimleri destekleyerek ülkemize de rekabet avantajı sağlayabiliyoruz. Bu anlamda da ben üniversiteleri yine çok değerli buluyorum. Ve buradaki girişimlerin, buradaki ARGE merkezlerinin sorunlarını çözmek, teşviklerle ilgili sıkıntıları çözmek ya da buradaki startuplarla beraber çalışmak konusunda da kendimi sorumlu hissediyorum. Bu yüzden yine bir profesyonel olarak her zaman yani bir proje yaparken acaba bir startup'la da bu işi yapabilir miyim? Ekosistemin bir parçası olarak startup'ları da besleyebilir miyim diye düşünüyorum. Bu anlamda yine dediğim gibi kendimi bu konuda sorumlu ve hani bir ışığım varsa, bir fener olabileceksem de o anlamda bu köprüyü, bu denizi benim bu şekilde aydınlatabileceğimi düşünüyorum. Aslında şöyle bir baktım, üniversite ilk ne zaman kurulmuş diye. 1000 yıl önce kurulmuş, yani işte Bologna'da ilk kurulmuş, sonra Paris ve Oxford onu takip etmiş. Biz
üniversiteler aslında loncalar diye başlamış. Tabii biz burada biraz daha medreselerle bu akımı yakalamışız. Sonra gelmişiz, 1933'te ilk üniversiteyi kurmuşuz biz. Yani üniversitelerde kendileri kuşak atlıyorlar dünyada. Biz o kuşak atlamayı ne kadar yakalamışız çok emin olamıyorum. Kendi kişisel deneyimimde de farklı ekoller olduğunu görüyorum. Ama Türkiye'deki üniversitelerin sayısı artmasına rağmen kendi tarzını tam olarak bulamadığını ve tam olarak da hani dünyadaki diğer üniversiteler gibi işte Alman ekolü, Amerikan ekolü gibi tam da yerini bulamadığını görüyorum. Aynı şeyi biz meslek liseleri için de söylemiştik. Meslek lisesi, memleket meselesi diyen firmalarımız olmuştu. Ama bence üniversite için de aynı şey söz konusu. Gerek bölümlerimiz, gerek aslında bu bölümlerdeki hocalarımız eğitim programları açısından tam da istediğimiz noktada olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden de bununla ilgili yapılan bütün çalıştaylara aslında bizlerin profesyoneller olarak da katılması gerektiğini düşünüyorum. Ki bu da bizim topluma geri vermemiz için bir araç olacak. Ben 25 yıllık bir deneyime sahibim. Aslında hani bu deneyimi öğrencilere bu ders sırasında anlattığımda şunu görüyorum. Gerçekten buna ihtiyaç var. Akademideki hocalar bunu anlatamıyorlar. Oradaki deneyimi anlatamıyorlar. Bunu ben yapabiliyorum. Hatta şunu yapıyorum. Aranızdan da katılan arkadaşlarım oldu. Dersime konuk bir profesyonel davet ediyorum. Böylece onun deneyimlerinden de paylaşıyorum. Onları da işin içine çekmeye çalışıyorum. Burada da bir açık davet olarak iletmeye çalışayım. Sizleri de bekliyoruz. Yani üniversiteler bence size ihtiyaç duyuyor ve birçok üniversitenin de sektörle işbirliği yapmak adına bölümleri var. Buralarla staj çalışmaları yapabilirsiniz, Ar-Ge çalışmaları yapabilirsiniz, hatta öğretim üyesi olabilirsiniz ya da benim dersime katılabilirsiniz. Zevkle sizi konuk edebilirim. Teşekkür ediyorum. Şimdi sıradaki arkadaşım Çağatay'ı davet etmek istiyorum. Çağatay, aslında sen de benzer bir noktaya götüreceğim seni. İşte akademide ya da sosyal hayatta, iş hayatındaki gençler, devraldığımız ışığı teknolojiyle gelecek yüzyıla taşımak için gençlere neler öneriyorsun? Çok teşekkürler. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Yani şu anda kadar çıkan bütün arkadaşlarım gerçekten çok güzel konulara değindi. Aytinka'ya ayrıca çok teşekkür ederim. Çünkü az önce bahsederken yeni neslin aslında hem karbon ayak izine hem su ayak izine baktılar ki sizler de hani bu konuda çok güzel bir gelişimde bulunmuşsunuz. Gerçekten çok iyi. Şimdi aslında burada konuşurken şuna bakmak lazım. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere olan hitabesinde ve her zaman olduğu gibi bilgi ve eğitime verdiği önemle başlamak lazım bence. Ve gençlerin tamamen bu konuda bilgi ve eğitimin ne kadar önemli olduğunu aktarmamız lazım. Vizyoner yapısıyla Atatürk şöyle bir şey de öngörüyor. Diyor ki, bunu da diyor disiplin, aidiyat ve sorumluluk da alınması lazım. Peki bunları biz verdiğimiz takdirde gençlere sadece bu yeterli mi? Hayır. Ben uzun yıllar İstanbul'um, çok eski İstanbul'um bu arada. İzmir'e taşındım, 5,5 senedir oradayım. İzmir'e ilk taşındığımda gittiğim yerde bana şunu sordular. Dedim ki ben de hani İzmir'deyim falan. Yok dedi. İzmir'e taşınmak başka bir şey. İzmirli olmak başka bir şey. Peki dedik. Ne demek olduğunu anlamadım o anda. İçselleştirmekten bahsediyordu aslında orada. Yani içselleştirmekten. Demek ki biz gençlerimize şunu vermeliyiz. Bilgi, eğitim, disiplin, sorumluluk, aidiyatı verirken aslında bunları nasıl içselleştirmelere gerektiğini de aktarmamız gerekiyor. Gene Atatürk her zaman vizyoner yapısıyla inovasyona son derece önem veriyor. Ki arkadaşlarımız da bundan bahsetti. Birçok genç şu anda yaptığı projelerle ki çok hızlı teknolojiyle birçok yere ulaşabiliyorlar. İnovatif değerlerde nasıl doğru yola ulaşması gerektiği konusunda işte Şirin'in de bahsettiği gibi demin öğrencilere en azından nasıl mentörlük yapabiliriz ki bunu farklı dönemlerde yapabildik. Farklı üniversitelerdeki öğrencileri birebir görüşmelere aldık. Yani sanki bir iş görüşmesiymiş gibi tamamen onları iş görüşmelerine aldık. Ve dedik ki arkadaşlar şu anda bir mülakattasınız ve sizi işe alacağız. Hepiniz aynı yerden mezunsunuz ve tek bir pozisyon var. Bizim aslında gerçek anlamda profesyoneller olarak yapmamız gereken birebir de gerçekten gençlere destek olmamız ve bu konuda da onlara nasıl ideallere ulaşmaları gerektiği konusunda yol göstermemiz. Tekrar söylüyorum, bilgi, eğitim, sorumluluk, adiyat
ve disiplin. Bütün bunlar içselleştirildiği zaman gerçekten demokratik liderler ortaya çıkacak ve şirketlerde, kurumlarda bir o kadar ileriye gidecek. Şüphesiz teknoloji çok hızlı gelişiyor. Bir o kadar da mesafeli oluyoruz aslında. Mesafeli olurken de bir yandan da yapay zeka gündeme geliyor. Ve yapay zeka bu gerçekten sıkıntılı mı değil mi diye ben de Sema'ya sormak istiyorum. Çekok Gıda'dan Sema. Ama. Merhabalar, Sema Sarışehir ben. Yakın zamanda insanların yapay zekaya olan tedirginliklerini görüyoruz hep haberlerde. Aslında biraz haklılar çünkü internette herhangi bir tarayıcıya yapay zeka nedir diye sorduğunuzda size insan zekasını taklit eden diye başlayan cümlelerle birçok açıklama, tanımlama görüyoruz. İnsanlar varlığını tehdit eden şeylerden tabii ki biraz endişe duyuyorlar. Aslında 1956 yılında ilk defa yapay zekadan bahsediliyor. Ve çıkış noktası daha basit algoritmaları kendi kendine yapan programlar üretmek. Fakat geldiği noktada artık aşk filmi senaryoları yazan yapay zekalarla karşı karşıyayız. Yani aslında Cem Yılmaz'ın işte bu fişini çekeriz kardeşim, elimizde değil mi yaklaşımını geçeli çok oldu yapay zeka. Dolayısıyla insanların tedirginlikleri de bazı araştırmalar 3 tane maddede toplamışlar. Bu maddelerden birisi gizlilik. Size kötü bir haberim var. Önümüzdeki 100 yılda özellikle siber saldırılarda çok yoğun bir artış bekleniyormuş ve casusluklarda. Kişisel verilerin korunamamasıyla alakalı sorunlar özellikle. İkincisi yapay zekaların etik kararlar alamamasında. Yani düşünsenize herhangi bir savaş ortamında bir yapay zekanın kullanacağı kuvvetin, şiddetinin asla öngörülemeyeceği konusunda çok korkulular. Kazanmak adına bir yapay zekanın insanlık dışı kararlar alabileceği yönünde korkular var. Aslında doğasına ne kadar uygun davranıyor insanlık dışı karar almasını yapay zekadan beklememiz gerekir bence de. Ve sonuncusu da insan işsizliği. Bunu aslında hepimiz yakın zamanda Hollywood'da 5 aylık süren grevden duymuşuzdur. Sanırım yapay zekaya yapılan en büyük tepkilerden birisi buydu. Çünkü 5 ay sürdü ve 134 milyar dolarlık bir sinema sektörünü ayağa kaldıran bir grevdi bu. Ve grevi gerçekleştiren insanların temelde istedikleri 2 tane şey vardı. Birisi bizim de kanayan yaramız maaşların enflasyon karşısında ayakta duramaması. Onlarla ortak bir noktamız varmış. İkincisi ise yapay zeka kullanımına karşı işsizlik poliçesi. Yani insanlar yapay zeka kullanıldığında işsiz kalacaklarından korktukları için 5 ay süren bir grev yaptılar. Ve çok da ses getirdiler. Hepimiz şu an burada bile onu konuşuyor olmamız seslerini duyurdukları anlamına gelir. Aslında haklı olduklarını düşünüyorum bazen. Çünkü hani senaryo yazan bir yapay zekayla savaşıyorlar. Acaba şiir de yazabilirler mi diye düşünüyorum ben de. Mesela bir yapay zeka, Oğuz Atay'ın sevgili insanlık, sana bir çocuk tebessümüyle tekrar elma diyorum, lütfen çık şeklindeki sözlerini söyleyebilir miydi acaba bir yapay zeka diye düşünmeden de edemiyorum. Tabii ki yapay zekayı ve aslında bütün teknolojiyi takip etmek, atamızın da bize söylediği gibi hayatta, şu an bunu söyleyememem yalnız, hayatta en hakiki mürşit ilimdir, bilimdir, fendir. Bunu takip etmeye devam edeceğiz tabii ki. Fakat değerlerimizi kaybetme noktasında biraz dikkatli davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Toplamda 3 tane madde saydım. Ben bunlara 4.sünü de ekliyorum, bireysel fikrim. Eğer yapay zekayı yani bir işte önümüzdeki senelerde yeni bir Oğuz Atay, yeni bir Nazım Hikmet ya da
İşte bunun gibi birçok eser düşünebilirsiniz. Bunların çıkmasında, bir çıkamamasında aslında, parlayamamasında bir etkisi olacaksa bireysel olarak belki bunlara dikkat etmek isteyebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü ilk üç maddeyi yine önümüzdeki yüzyılda teknolojiyi kırdırtarak çözülebilir gibi geliyor bana. İşte siber saldırılar, işte etik kararlar vesaire, işsizlikler. Ama bizim ülkemiz özelinde de aslında herkesin, bütün ülkelerin özelindeki değerlerinin ortaya çıkmaması. Çünkü her şeye o kadar fazla, o kadar hızlı erişiyoruz ki artık. Senaryoları, şiirleri yapay zekalara yazdırırsak bu değerlere nasıl çıkamamasını sağlayacağız bilemiyorum. Ben şu an Tolga Bey'i davet edeceğim ve sorumu soracağım. Teşekkür ederim. Tolga Bey. Kuruma uyumlu BT yönetimi için nasıl bir strateji yaklaşım uygulamalıyız? Sizin değerli görevlerinizi istiyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Devraldığımız ışık. Devraldığımız ışık kimden geliyor? Herkes gayet iyi biliyor. Yapay zeka ile birlikte bunu birleştiren güzel bir karikatür gördüm. İlk önce ondan bahsedeyim. Torun bilgisayar başında, dedesi arka tarafta oturuyor. Torun dedesine diyor ki, dede yapay zekayla Atatürk'le beni yan yana bir resimde koydum diyor. Dedesi dönüyor ona diyor ki, güzel, o zaman şimdi kendi zekanı kullan ve izinden git. Bunu birleştirmek istedim yapay zeka ve Atatürk'ün zekası ile ilgili olarak. Gerçi buraya geldiğimde ben iki şekilde bir konuşma hazırladıydım. Dinleyici profiline bakarak gençlere hitap etmek istiyordum ama gençlerimiz arkadalar. Genciz değil mi? Peki. Ama baktığımız zaman belli bir seviyede, belli yönetim kademelerinde olan kişiler görüyorum burada. Dolayısıyla buna göre devam edeceğim. Şimdi benim burada anlatmak istediğim şu. BT yönetiminin stratejisini belirlemek. Yani BT stratejisini belirlemek değil. Bunun için de size 3 aşamalı yol haritasını anlatmak istiyorum. Neler yapılması lazım? Sonucunda nasıl başarıya ulaşılır? Bir kere birincisi şu, çok sevdiğim bir sözdür. Stratejiniz yoksa ya da stratejiniz yanlışsa taktik doğrularla hiçbir yere varamazsınız. Dolayısıyla planlı bir şekilde planlayıp stratejinizi ve hedefinizi belirledikten sonra bunun arkasından disiplinli bir şekilde bunu uygulamak gerekiyor. Şimdi yöneticilik pozisyonlarında bulunuyoruz ve direkt olarak bağlı olduğumuz bir kuruluş var. Burada ilk sorulması gereken veyahut da ilk yapılması gereken hareket şu. CEO'ya gitmek ya da en tepede kim varsa ona gitmek ya da bağlı olduğunuz neresiyse oraya gitmek ve şu soruyu sormak. Siz BT'yi nerede görmek istiyorsunuz? BT'yi nerede konumlandırmak istiyorsunuz? BT'den kuruluş için neler bekliyorsunuz? Kurum için neler bekliyorsunuz? Birçok cevap çıkabilir ama iki cevap önemli. Eğer ki size derse sistemlerimizi ve uygulamalarımızın sürekliliğini sağla, bunların sorunsuz bir şekilde devamlılığını sağla diyorsa, iş birimlerinin de ihtiyaçları oldukça bunları yeni teknolojilerle, uygulamalarla adapte et ve bunların da ihtiyaçlarını karşıla diyorsa, bu operasyonel odaklı, operasyonel bir bakış açısına dönüyor. Tavsiyem orayı terk edin. Çünkü ne siz bir adım ileri gidebilirsiniz, ne de şirketi bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Ama derse ki, biz geleceğe hazırlanmak istiyoruz. Ve bunun için de teknolojiyle birlikte, senin desteğinle birlikte işlerimizi kolaylaştırmak, teknolojiyi işlerimize adapte etmek istiyoruz derse, bir de bunun yanında derse ki, teknolojiye uygun şekilde iş modellerimizi değiştir derse bu vizyoner bir bakıştır. Bu gelişim odaklı bir bakıştır. Dolayısıyla kalın orada. Elinizden ne geliyorsa orada kalın. Şimdi burada 3 aşamalı stratejiyi aktaracağım size. Bunun için tabii ki siz kendiniz süreler koyabilirsiniz. Ama kutuları oluşturmak gerekiyor. Nerelere dokunmak gerekiyor ve altında neler yapılacağı aslında ondan sonrası taktiksel kısma dönüşüyor. Şöyle ki
birinci olarak yapılması gereken operasyonel mükemmelliği sağlamak. Bunu sağlarken de yine altında kutucuklar olarak düşünün bunu. Öncelikle organizasyonunuzu buna göre hazırlamanız gerekiyor. Yani kurumun ihtiyaçları ne, nasıl bir çalışma şekli var, hangi sektöre hitap ediyor, buna göre organizasyonunuzu hazırlamanız gerekiyor fonksiyonel olarak. Her adımda da zaten başlangıçta yapılması gereken şey bu. İkincisi, envanterlerinizi çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Biliyorum ki birçok firmada envanterlerini takip etmede zorluklar yaşanıyor. Envanterinizi vatan toprağı gibi korumanız gerekiyor. Bunun dışında süreçlerinizi oluşturmanız gerekiyor. Süreçlerinizi de oluşturduktan sonra politikalarınızı, standartlarınızı belirleyip bir de bunları yazılı hale getirip, prosedür hale getirip bunları da elinizde tutmanız gerekiyor. Bunları gerçekleştirdikten sonra iletişimi arttırmak gerekiyor. BT her zaman dışarıda kalan ve iletişimi olmayan, ne yaptığı bilinmeyen bir durumda. Dolayısıyla zaman zaman kurumu, kuruluşu bilgilendirecek şekilde iletişimi arttırmanız gerekiyor. İletişimi arttırdıktan sonra da artık ölçümlemeye geçmeniz gerekiyor. Bu belirlediğiniz değerlerle birlikte ölçmeniz lazım ve performanslarınızı arttırmanız gerekiyor. Bunun için de belirlediğiniz KPI'larla ölçümlemeyi gerçekleştirmek gerekiyor. Son olarak da yapılması gereken finansalların yönetimi. Yani tek düzen hesap planıyla finansallar yönetilmiyor. Mutlaka kendi kriterlerimizle, kendi kategorilerimizle bunun yönetilmesi gerekiyor. Bu birinci aşamaydı. İkinci aşamaya geçtiğimizde BT ile iş birimini uyumlandırmak gelir. Temel adım bu. Burada yine organizasyonunuzu oturup düzenlemeniz ve uyumlu hale getirmeniz gerekiyor. BT ile iş birimini uyumlandırmada yapılması gereken birinci adım iş birimlerinin dahiliyetlerini artırmaktır. Burada örnek veriyorum. Formal olarak iş birimleriyle toplantılar set edip ve burada bilgilendirmek, BT neler yapıyor, neler yapacak, onların ihtiyaçları nedir, bu ihtiyaçlar nasıl karşılanır diye veri toplamak ve veri vermek. Bunu yaptıktan sonra iş birimi artık BT ile bir arada align olmaya, yani onlarla uyumlanmaya başlar. Sonrasında yapılması gereken diğer kutucuk ise artık sizin şirketin iş hedeflerini ve stratejilerini değerlendirerek, iş önceliklerini belirleyerek, anlayarak kendi BT iş planınızı ve önceliklerinizi belirlemeniz gerekiyor ve bunları birbirleriyle uyumlu hale getirmeniz gerekiyor. O zaman işte şirkete bir şeyler katmaya başlayabilirsiniz. Üçüncü aşamaya geçersek, burada artık iş ortaklığının oluşturulması noktasına geliyoruz. Burada yine organizasyonunuzu bu iş ortaklığına göre ayarlamanız gerekiyor. Birinci adım en kolaydı. Operasyonel mükemmelliği sağlamak. Burada sadece kendiniz belirliyorsunuz ve kendiniz çalışıyorsunuz. Aslında kimsenin dahiliyeti yok. BT birimi kendi içinde bu işi halledebilir. En meşakkatli olanı da o. Yani zor değil ama en yorucu olanı o. En zor olanı ise iş birimleriyle ortaklıklar kurma aşamasındadır. Burada artık iş birimlerini de ve diğerlerini de dahil etmeye başlıyorsunuz. Aslında şimdiye kadar anlattığım her şey BT'nin kendi içinde yapılabilen şeyler. Dışarıdan herhangi bir şekilde bir dahiliyete gerek olmadan da yapılabilen şeyler. Biz iş ortaklığını oluşturabilmek için ilk başlayacağımız şey bizim kuruluşun organizasyonu ve bunların da fikirlerini, görüşlerini ve algılarını değiştirmektir. Yani BT ve BT çalışanlarını sadece teknik personel, teknolojiye bakan insanlar gibi görmemeleri gerekiyor. Burada yapılması gereken diğer nokta ise onlara görmediklerini göstermek. Her zaman onlar bir iş ihtiyacıyla geliyor ve bir şekilde çözüm bulunmasını istiyor. Halbuki bazen onlar iş ihtiyaçlarının farkında değiller ve gelecek olan yeni teknolojinin de farkında değiller ne aşamaya geleceğini. Dolayısıyla onlara görmediklerini göstermek ve iş ihtiyaçlarının neler olduğunu onlara bizim söylememiz. O zaman işte biz önde gider duruma geliyoruz iş birimiyle. Ve bunları gerçekleştirdikten sonra da son aşamaya gelirsiniz. Artık inovasyon ve dönüşümün yolu açılmıştır. Kültürü de değiştirmişsinizdir. İnovasyon ve dönüşümün yolu açılmıştır. Bu aşamaları belli bir plan dahilinde ve kutucuklarla takip ederseniz bunun sonunda dışarıda kalmayan bir BT, kurumla beraber hareket eden bir BT'ye sahip olursunuz.
Benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdi Ertuğrul Bektaş arkadaşımızı çağırıyoruz. İnovasyondan bahsettik. Dolayısıyla devraldığımız ışığı... Layık olmaya çalışacağım. Evet. Devraldığımız ışığı teknolojiyle gelecek yüzyıla taşımak için inovatif yaklaşımlarınız neler? Teşekkür ederim. Bunun cevabı şirketin adında aslında. I Think A Innovation. Şirketi kurarken, I Think A Innovation'u kurarken amacımız sıradan bir bilgi teknoloji firması olmak değil, inovasyon ortaya koyan, ürünlerinde ve hizmetlerinde inovatif yaklaşımlar sergileyen bir kurum olmaktı. Tabii ben hayaller Ferrari, gerçekler Murat 124 olabiliyor bir TEDx konuşmasına göre hazırlamıştım kendimi. Bursa'dan da arkadaşlarım var, izliyorlar, çekim de yapıyorlar. Onlara göre yapacağım. Ben şirketi kurmak istediğimde özel sektörde çalışıyordum o zamanlar. İş arkadaşım da bugün bizim CFO'muz Erdal Yüksel. Amerikan firmasıydı. 2009 yılında Y kuşağıyla çalışmak, Z kuşağına hazırlık ve kurum içi girişimcilik eğitimleri alıyorduk Amerikalı firmadan. İsmini vermeyeyim, bilindik bir firma. Ve bir hayalimiz oluştu. Dedik ki ya ne güzel, biz de kurum içi girişimcilik yapalım mı dedik. Denedik. Türk ortak olduğu için maalesef hevesimiz kursağımızda kaldı ve o girişim olmadı. Sonra bir süre sonra ben bu işi yapmak istedim. Çok istedim. Eşime gittim, anlattım. Dedim ki ben işi bırakmak istiyorum. Arabayı satabilirim, evi satabilirim bir yıl içerisinde. Ve iş kurmak istiyorum. Dedi ki işini bırakma, ben de seni bırakırım. Bırakmadı. Çünkü söz vermiştim bir yıl içerisinde iki satışı da yapmadan şirketi karlı hale getirecektim. Bunu da nasıl sağlamayı hedeflemiştik? Çok önemli bir şeye vurgu yapıp çok da uzatmayacağım. Hep böyle gençlerden yok beklentimiz var, gençleri burada tutalım hepimizin hevesi. Bunu onlar gibi düşünmeden gerçekleştiremeyiz. Şirketi kurduğumuzda bir koçluk firmasından koçluk aldık ve koçluk sonunda da tersine mentorluk almamız önerildi. Yani şirketi kurduğumuz ilk bir yıl boyunca bizimle beraber çalışacak olan arkadaşlarımızı anlamak, sonra gelecekleri de anlayabilmek için tersine mentorluk aldık. Aldığımız mentorluğun sonunda da hiç vakit kaybetmeden şirkette kurum içi girişimciliği destekleyecek bir yapı kurduk. Şu anda 22 tane IP'miz var, yani ürün ve hizmetimiz var. Bunların 4 tanesi kurum içindeki ekibimizin ürettiği ürünler. Bir tanesi de biraz önce Serdar Bey'in bahsettiği karbon ve soy ayak izi sistemi. O nedenle sadece ve sadece işte gençler yurt dışına gitmesin, evet burada kalsınlar, evet diyoruz ama maaşlı çalışmayı sevmeyen bir yapıdaki insanı da tutup biz 10 saat, 8 saat standart bir işte boğamayız. Biz de bunu tercih ettik. Şirketimiz kurulduğunda tabii ki ortam ve ben 2 kişiydik. Zaman geçti. Şu an 400 kişiye ulaştık. Bunu da şirketimizin tamamıyla yönetim tarzını ilk günden belirlediğimiz, Türkiye'deyiz, lokal bir firmayız ama o günkü ideallerimizdeki bir Silikon Vadisi tarzında yönetmekti. Onu başarıyoruz sadece. Bundan da gurur duyuyoruz. Bu arada tabii ki katılımcılar sabırla dinlediler bizi. Programı yapan arkadaşlara, ses sistemindeki değerli arkadaşlara, herkese teşekkür ederiz. Çağatay Bey'e de ayrıca teşekkür ediyorum, bir imkanı bize sağladılar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın.